burada önemli olan nedir? Emeklerin isteği nedir? Biliyorsunuz seyyanen zam diyorlar. Başından beri söylüyoruz. İlla seyyanen zam. Başka da kurtarmaz deyip duruyorlar. Ama evet, şimdi Temmuz ayında memurlara 8077 liralık seyyanen bir zam yapıldı. Ancak bu emeklere yansıtılmadı. Ne memur emeklerine, ne SSK emeklerine, ne de Bağkur emeklerine bu seyyanen zam yansıtılmadı. Dolayısıyla hatta onlar şunu da söylüyorlar. O zamanki 8077 lira kayboldu. Günümüzde 12 bin lira yapılması gerekir şeklinde beklentileri var. Bu beklenti karşılanabilir mi? Tabii yani 7-8 ay geçti. Temmuz'da da verilmesi gerekiyordu. Onların hesabı da 8077 çarpı %49.25, dolayısıyla 12 bin lira. 12 bin liranın olmayacağını biz defalarca söyledik. Çünkü bütçe imkanları ortada. Enflasyonla mücadele programı ortada. Zaten başından beri kim direniyordu bu emeklerin durumunu iyileştirilmesine karşı? Elbette ki ekonomi yönetimi. Çünkü ekonomi yönetimi bütün senaryoları zaten hazırlamışlar. Yani 1000 liralık bir zam geldiği zaman bütçeye ne kadar yük geliyordu, 2000 lira geldiği zaman ne kadar yük geldiği konusunda çalışmalar var zaten. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanımız seyyanen zam verilsin denildiği zaman oturup da böyle bir haftalarca çalışmaya gerek yok. Emekli sayısı belli, verilecek olan zam da belli olduğu zaman, çarpıldığı zaman rakam anında ortaya çıkıyor. Ki zaten bütün senaryolar hazırlanmış durumda. Benim beklentim daha önceden de söylediğim üzere en fazla 5000 TL gibi seyyanen zam olabilir. Olursa ki bu sadece maaşı 10.000 lira olanlara değil, daha önceden de ifade ettiğimiz üzere aradaki dengeler bozulmasın diye emeklerinin tamamına 5.000 TL'lik en fazla diyorum. En fazla 5.000 TL veya 4.000 lira, 4.000-5.000 arası bir rakam söz konusu olabilir. Evet, bizim bana gelen kulis bilgileri de o yönde. Eğer zam yapılması yönünde bir karar verilirse, ekonomi yönetimiyle bu konuda mutabakata varılırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da onaylarsa emeklere 5.000 liralık bir ek zammın, seyyanen zammın yapılabileceği konuşuluyor. Ancak öncelikli olarak buna karar verilmesi gerekiyor. Evet, verilmesi gerekiyor. Son derece elzem. Çünkü emeklerin durumu gerçekten çok vahim bir durumda. Vahim olduğunu zaten belediye başkan adayları, iktidarın belediye başkan adayları bunu ilan ediyor. Az önce söyledim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı 5.000 lira vereceğim diyor. Mevcut başkan 1.000 lira veriyorsa ben 5.000 lira artırıyorum diyor. 5 katı evet. Vereceğim. Sabahtan beri bütün emekliler konuşuyor. Ben Konya'dayım diyor. Benim suçum ne? Ben niye o 5.000 lirayı almıyorum? Giresun'daki ben niye almıyorum diyor. Dolayısıyla elbette ki bu sorun merkezi hükümetin sorunu. Bunun iyileştirecek olan merkezi hükümettir. Çünkü anayasanın eşitlik ilkesi gereğince Ankara'daki emekliye 5.000 lira ver, İstanbul'dakine 2.500 lira ver, Konya'dakine yok, Urfa'dakine yok, bilmem Giresun'dakine yok. Böyle bir düzenleme zaten mümkün değil. Kaldı ki zaten baktığımız zaman, etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman en az gelişmiş ülkeler, Gürcistan, Azerbaycan, bilmem Irak dahil, onların emeklileri ücretsiz ekmek derdinde değildir. Ücretsiz ekmek vaadi yok onların emeklerine. En geri kalmış ülkelerde bile ücretsiz ekmek vaadi yok. Ve maalesef bizim emeklerimiz şu anda ücretsiz ekmek vaadiyle. Onu yapan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden bir tanesi. Halk ekmekten bir tane ekmek vereceğiz diyor. Yani bu bizim emeklerimize yakışan bir durum değil. Türk vatandaşlarına yakışan bir durum değil. Dolayısıyla merkezi hükümetin bütün emeklilere adaletli bir şekilde ödedikleri prime göre durumlarını güncellemesi son derece elzem. Ve senin de söylediğin üzere karamsarlığa gerek yok. Biz hiçbir zaman karamsar olmadık zaten. Meclisin kapanmasında hiçbir önemi olmadığını zaten defalarca söyledik. Çünkü meclis dediğin olay çağrıldığı zaman milletvekilleri 2 gün içerisinde gelir, yasa pat diye anında çıkar. Çünkü muhalefet partileri buna direnemez. Emekliler lehine olan bir düzenlemeye kalkıp da böyle günlerce, haftalarca konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü emeklinin beklemeye tahammülü yok. Ama mesele şudur. Pazar günü emeklilere seyyanen zam açıklaması yapıldı. Seyyanen zam açıklaması olsa bile, eğer vaat olursa bunun hiçbir etkisi olmaz. Yani seçim sonrasına kalmaması mı gerekiyor bunun? Kalmaması gerekiyor. Bak şimdi günlerdir biz bütün emeklerin nabzını tutuyoruz. Binlerce emekliyle ilgili anketler yapıyoruz. Emekli diyor ki ben gözümle göreceğim. Evet. Somut bir şekilde gelecek, gözümle göreceğim. Seçimden önce olacak.
Seçim geçtikten sonra artık biz vaat istemiyoruz, fiilen ifasını istiyoruz diyorlar.